Tarım Öz, Tarım Masası programını sunar. Kanal 42 ekranlarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Recep Cingöz'le Tarım Masası yeni kanalında, Kanal 42 ekranlarında programımıza hoş geldiniz. Recep Cingöz'le Tarım Masası'nda neler konuşulacak? İlk programımız, ilk canlı yayınımız bu alanda. O yüzden suçu lisan edersek affola diyoruz. Tarım Masası'ndan kısaca bilgi vereyim. Tarım Masası'nda çiftçilerimizin, köylerimizin genel problemleri konuşulacak. Gündemi sizler belirleyeceksiniz. Çiftçimizin, köylümüzün lehine olan, onlara hizmet eden herkesi ekranlarımıza çıkaracağız. Başımızın üstünde yeri var. Aynı zamanda çiftçilerimizi rant olarak gören, çiftçilerimizin cebinde gözü olan, kötü emelleri olan insanların da ceplere uzanan o kara elleri de sizlerle beraber tek tek o elleri çıkaracağız ve kıracağız. Biz sizden güç alıyoruz. Siz bize destek verirseniz Tarım Masası çiftçilerimizin istikbal mücadelesi olacak. Gündemi siz belirleyeceksiniz. Sizin söylediğiniz, sizin öngördüğünüz olaylar da Tarım Masası'na yatırılacak. Bugün iki tane duayan konuğumuz var. Alanlarında uzman insanlar. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Özden Güngör. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı sevgili Fehmi Kiraz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Özden Bey, sizden başlayalım. Tabii. Ülkemizde tarımın gündemini tutan sizsiniz. Evet. Gündemde güncel problemler neler? Tarımın sıkıntıları neler? Çözüm yolları neler? Programımıza sizinle başlayalım. Hay. Ülkemizdeki tarımın güncel sorunları nelerdir? Bunları sizden dinlemeye başlayalım. Tabii, çok teşekkür ederim. Programa başlamadan önce Kanal 42 izleyicilerine iyi akşamlar diliyor. Odam adına herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Umarım çok güzel bir program olur. İnşallah. Evet. Şimdi Türkiye'nin gündemi. Türkiye'nin gündemi aslında bugünkü konumuz bizim tarım masası. Yani tarımın güncel konuları. Ama bildiğiniz gibi ülkemiz coğrafyası şu anda bir yangın yerine döndü. Öyle değil mi? Evet. Birçok insanlar tutuklandı. Doğuda birçok insanlarımız, askerlerimiz, polislerimiz şehit oluyor. Biliyorsunuz Suriye'ye girdi ordumuz. Her ne kadar çok büyük bir can kaybı olmasa da yani ülkemiz içeride ve dışarıda bir savaş halinde. Yani bir her şeyden önce bunların bir an evvel bitmesi dileğim. Yani bu çok önemli. Yani Türkiye'nin şu andaki durumu gerçekten sıkıntılı bir durum. Ama tabii bizler ziraat mühendisleri olarak tarımın da sorunları var. Biz bunlara değinmek zorundayız. Şimdi şöyle başlayayım. Türkiye'nin şu anda 78 milyon 600 bin nüfusu var. Yani nüfusumuz her geçen gün artıyor. Ama öbür tarafa da bakıyoruz. Tarım alanlarımız son 10-12 yılda 26,5 milyon hektar alandan 24 milyon hektar alana düştü. Mera alanlarımıza bakıyoruz. Son 30-35 yılda 35 milyon hektar alandan 14 milyon hektar alana düştü. Yani bir taraftan nüfus artarken öbür taraftan da tarım alanları ve mera alanlarımız daralıyor. Şimdi tarım alanlarımız daralıyor da ne oluyor peki? Biz oralara bildiğiniz gibi fabrikalar kuruyoruz. Yollar yapıyoruz. Tokerleri dikiyoruz. Ya dikiyoruz da yarın ileride bu nüfusumuz 79 milyon değil de 10-15 sene sonra 100 milyon olduğumuzda siz buradaki insanlara ne yedireceksiniz? Lastik mi yedireceksiniz? Cam mı yedireceksiniz? Yani dolayısıyla biz tarım alanlarımızı bir kere korumak zorundayız. Bir kere en önemli ikincisi bu. Tabii ona paralel olarak mera alanlarımız da son derece önemli. Tabii ki ileriki saatlerde veya dakikalarda hayvancılık konusuna işleyeceğiz. Ama et fiyatları bir türlü düşmüyor. Hayvan varlığımız azalmış. Mera da çok önemli. Şimdi meralar en ucuz doğal besin kaynağı. Buralar da daralıyor. Biliyorsunuz ot parası verenler, 25 yıllık ot parası verenler o mera alanlarına gökdelen dikilebiliyor.
Şimdi ben size şeyin konusunun ortasından başlayayım. Bakın son 12-13 yılı söylüyorum ben size. Türkiye son 10 yılda yaklaşık 34 milyon ton buğday ithal etmiş. Karşılığında da 8 milyar dolar para ödemiş. Son 10 yılda. Türkiye son 10 yılda 9.3 milyon ton mısır ithal etmiş. Karşılığında da yaklaşık 3 milyar dolar ithalat parası ödemiş. Şimdi ben bu iki tane ürün için söyleyeyim. Ya bizim üreticimiz buğday üretmekten bilgisi mi eksik? Bir problemi mi var? Hayır. Hayır. Yani biz nasıl olur da buğday ithal ederiz? Türkiye bir gen merkezi buğday konusunda. Bizim Türkiye'mizin her tarafında buğday ekilebilir. Ne yapılması lazım? Yapılması gereken şey üreticiyi desteklemek. Eğer üretici kar etmezse, buğday ektiğinde kar etmezse buğday üretimini bırakır. Nitekim sizin Konya ilinizde her geçen yıl buğday ekimi daralıyor. Diğer illerde de daralıyor. Bakın Türkiye'nin ortalama yıllık üretimimiz 20 milyon ton buğday üretimimiz. Biz her sene 20 milyon, geçen sene biraz daha şartlarıydı 22 milyon tona çıktı. Ama her sene 4 milyon ton Rusya'dan ve Ukrayna'dan buğday getirtiyoruz. Ve dünyanın parasını veriyoruz. Başka ülkelerin refahı için. Biz de Ziraat Mühendisleri Odası olarak diyoruz ki ya bu dışarıdan buğday ithal edeceğinize üreticinizi destekleyin. Buğdayı bizim üreticimizler eksin. Onlar para kazansın. Mısır. Ya mısır bugün çok önemli bir ürün. Yani bakın 10 yılda 9.3 milyon ton mısır ithal etmişiz. Ve karşılığında da 3 milyar dolar ithalat parası ödemişiz. Evet. Tamam, burada bir araya girmek tabii, istiyorum. Tabii, hay hay. Şimdi Avrupa Birliği uyum yasaları ile ilgili birçok yasa çıkarıldı ülkemizde. Evet. Avrupa Birliği'nin en çok istediği şeylerden birisi çiftçi nüfusunu çok fazla bunu azaltın. Evet. Bununla bağlantısı olabilir mi? Çiftçimizin desteklenmemesi, ithalatın potansiyelimiz varken ithalatın yapılması. Bu konuya bir cevap isteyeceğim sizden ama sevgili seyircilerimize de buradan ilk canlı yayın tecrübesinde normal özür diliyoruz. Bizlere canlı yayına ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. 444-8043 telefon numaramız. Aynı zamanda sorularınızı SMS'te de gönderebilirsiniz. Kanal 42 yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderirseniz sizlerin sorularını da değerli konuklarımıza soracağım. Hemen sizden bu sorunun cevabını alayım. Ondan sonra tabii. Fehmi Bey. Hay hay, memnuniyetle. Bakın 2000 yılında tarım istihdamı 7.8 milyon kişiymiş. Yani tarımda çalışan nüfus 7.8 milyon kişi. 2015 yılı sonu itibariyle TÜİK rakamıdır bu. 5.8 milyona düşmüş bu. Yani 2 milyon üretici, çiftçi üretimden ya bırakmış yani şeyini. Yani nereye gitmişler? Yani nereye gidecek? Şehire gitmişler. Yani oranın işte varoşları. Yani orada kimisi çaycı olmuş, kimisi boyacı olmuş. Yani zaten 3 kuruşa 5 kuruşa şimdi büyük şehirlerde oralarda kendilerine iş bulmaya çalışıyorlar. Çiftçi adam çiftçiliği bilir. Kente gittiği zaman kolay kolay bir işte çalışması çok büyük zor olur. Bir de çiftçi adam tarlasını sattığı zaman gidip de köy kahvesinde oturup da keyifle çay içemez. Bakın söylüyorum, çiftçi adamın borcu varsa, çiftçi adam tarlasını satmışsa o köy kahvesinde, kendi köy kahvesinde barınamaz yani. Gider o ailesiyle beraber o köyünü terk eder. Bunu ar meselesi yapar. Ar meselesi yapar. Dolayısıyla bunlar bu kişiler üretimden kopmuşlar, çiftçilikten kopmuşlar, şehirlere gitmişler. Bu çok önemli. Bakın bir şey size daha vereyim. 2000 yılında tarımın istihdamdaki payı %36 iken 2015 yılı son itibariyle %21,5'a düşmüş. Bakın şu düşmeye bak. Yani istihdam düşmüş. 7.8'den 5.8'e düşmüş. Tarım alanlarımız daralıyor. Şimdi benim anlamadığım şu var. Ya bu üreticiler bizim üreticilerimiz.
dışarıdan mal ithal etmenin bir anlamı var mı? Üreticini destekle. Gübre fiyatında bir pahalılık var. Mazot fiyatında pahalılık var. Yani bugün dünyanın diyorum, bakın Avrupa'nın falan demiyorum. Dünyanın en fazla mazot parası bizde, ikinci sıradayız biz. Norveç birinci sırada, biz ikinci sıradayız. Bugün mazotun litresi herhalde 4,5 liradan aşağı değildir. Ya şu anda 3600. 3600 mü? Yani doğrudur. Yani düştü demek ki petrol fiyatları. Varil fiyatlarının düşmesinden dolayı. Tabii o da varil fiyatlarının düşmesinden dolayı. Şimdi sen üretici bu mazotla iş yapıyor. Çapasını onunla yapıyor, tarla sürümünü onunla yapıyor. Mazot fiyatlarını düşürmek lazım. Denizcilere olduğu gibi bir süspanse edilmesi lazım. Tabii şimdi devlet diyor ki ben diyor süspanse ettim diyor. %11'lik bir fiyat artışı sağladım diyor. Analizi bıraktım. Yani toprak analizi desteğiyle beraber, diğer analizlerle beraber, yani destekle beraber %11-12 şey verdim diyor. Destek verdim diyor. Tek başına bir mazot ÖTV'si ve KDV'si dünyanın parası. ÖTV'si ve KDV'sini söylüyorum ben. Biraz sonra size bana sıra geldiğinde tekrar şeylerini veririm, rakamlarını veririm. Dolayısıyla üreticimizi gübre, mazot, elektrik, işçilik, yani ilaç, tarım ilaçları bu konuda... Çiftçilerimizin ben yıllardır sahadayım, köylerimizdeyim, köylerimize, çiftçilerimize her bölgede dokunuyorum, dertlerini dinliyorum. Evet. Onların problemi nedir dediğimizde ilk söylediği söz mazot ve gübre çok olayı. Çok pahalı. Yani bu iki konuda devlet ciddi bir destek verse aslında çiftçimiz mutlu. Ben burada programlarında sevgili seyircilerim bilir. Ben hep şunu söyledim. Köydeki genç çocuğa kız veriyorlar mı? Evlenebiliyorlar mı? Altında traktörü var. Ekebileceği toprağı var. Ama köyde kız vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Şehirde olacak. Asgari ücretle, yani 1300 lira gibi rakamlarla şehirde yaşamak karşılığında kızlarını veriyor. Halbuki o çocuğun yıllık geliri belki de çok fazla. Türkiye'de tarımın problemi şu şekilde düzelecek. Eğer köylerde gençlerimize köyde yaşadığı şartlarda kız veriyorlarsa çiftçilik iyi durumda diyoruz. Hemen size bir es veriyoruz. Tabii, hay hay. Sayın Fehmi Kiraz hoş geldiniz. Teşekkür ben ederim. Ben Sayın Fehmi Kiraz diyorum ama seyircilerimiz de bilir. Ben herkese abi diyorum. Müsaade ederseniz size de Fehmi abi olarak sormak istiyorum. Fehmi abi siz de gündemi yakından değerlendiriyorsunuz. Ziraat mühendisleri gibi önemli bir birliğinde genel başkanısınız. Sayın Başkan anlattı Özden Bey. Siz neler söyleyeceksiniz? Ama bundan önce hemen siz başlamadan önce buradan hemen sevgili seyircilerime yine bir konuda hakkında bilgi vermek istiyorum. Kayseri Develi'de ilginç bir uygulama bize geldi ihbar olarak. Dediler ki bizim burada Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı diye bir yer kuruldu. Burada bizden hayvan başı 5 lira alıyorlar. Çiftçilerden para alıyorlar. Para vermeyenlere de metazorla alınıyor. Hatta hayvanımızı elimizden alıp satıyorlar dedi. Çiftçiler benim hassas noktam. Çiftçilere yapılan bir yanlışta ben iki elim kanda olsa bu konuyu değerlendiririm ki. Biraz sonra Karadeniz Birlik'le de ilgili ciddi iddialar var. Bunu da masaya yatıracağız. Patates üreticilerimizin bitmeyen çilesi de yine Kanal 42 ekranlarında tarım masasına yatırılacak. Arkadaşlardan da ben rica ediyorum hemen o telefonu bağlasınlar. Telefonu alalım müsaade ederseniz. Hay hay. Hem ona cevap verin bu neden böyle olmuştur. Hem de tarımın problemlerini sizden dinlemeye hay hay. Başlayalım. Hay hay. Arkadaşlar bağlayana kadar size konuşmaya şunu, devam edelim. Teşekkür ediyorum programımıza davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Allah hayırlı etsin. Çok teşekkür ederim. İlk programınız galiba. Evet. Başkanım gibi sizin gibi iki değerli insanla da aynı programda olmaktan mutluluk duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Biliyorsunuz dün geceden bu yana benim bildiğim 11 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Evet. Bu olaylar çok üzüyor bizi. Terör 3 tane dünya devi terör diyelim, büyütmeyelim fazla da. Ama IŞİD gibi, efendim FETÖ gibi, PKK gibi eli kanlı terör örgütleri Türkiye'nin üzerinde kara bulut olarak geziyorlar. Ve özellikle de
15 Temmuz Ondan gecesi sonra. Yaşanan FETÖ darbe girişiminde ülkemizin, devletimizin hangi kırılgan noktaya geldiğini beka noktasında hep beraber gördük. Ve halkımız büyük bir özveri gösterdi ve bu kalkışmayı önledi. Ben Türk halkına, Türk milletine de teşekkür ediyorum. Devletimizin, hükümetimizin de PKK ile, terör ile yurt içinde olsun, sınırlarımızın ötesinde olsun, teröre karşı vermiş olduğu savaşta, mücadelede Allah yardımcıları olsun, askerimizin, polisimizin, insanlarımızın sonuna kadar da destekliyoruz. Bu noktada da bunu belirtmek istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum 11 tane şehidimize. Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Türk milletinin de başı sağ olsun. Teşekkür Tabii Sayın Başkan'ın söylediği gibi çok önemli problemler, siyasi problemler var. Ama bizim uzmanlık alanımız tarım. Türk tarımı, ziraat mühendisliği mesleğiyle ilgili alakalı konular. Çiftçimiz, tarımımız. Çiftçimiz neden kar edemiyor dediniz değil mi? Evet. Bu şekilde sordunuz. Kar, şimdi bir müteahhit zararına bina yapar mı? Zararına bina yapıp daire satar mı? Dükkan satar mı? Satmaz. Kar edebilecek ki çiftçimiz o üretimi sürdürebilsin. Üretimin sürdürülebilirliğini yakalayabilsin. Biz devlet olarak, politikalar olarak da bunu çiftçilerimize sağlayabilelim. Ben genel manada Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak ayrıca birliğim adına da saygılarımı sunuyorum. Üç tane problem ana başlık üzerine değerlendirmek istiyorum. Şimdi bizim tarımımızın altyapı problemleri var. Altyapı şu şekilde kategorize edebiliriz. Çok çeşitlendirebiliriz ama ana hatlar itibarıyla bir kere tarım alanlarımızın mevcut yapısı hem makro anlamda hem işletme bazında. Makro anlamda az önce Sayın Başkanımız da söyledi. 10 yılda, 12 yılda 27 milyon hektardan 23.8 milyon hektara alana düşmüşüz. Ve bizim gıda güvenliği, yeterli gıda üretme meselemiz var bir kere. En stratejik ürünümüz nedir? Az önce söylendi. Buğday ürünüdür. Her şeyi buğdayla yaparsınız. Yaş pastasından tutun da ekmeğine kadar, pilavından tutun da bilmem neye kadar buğdayla yaparsınız. Buğday üretimimiz şu anda 20 milyon ton civarında gerçekleşiyor. Yıllara göre değişmekle birlikte. Şu andaki nüfusumuza ancak yetiyor. Gelişmiş ülkelerdeki endekslere bakacak olursak kişi başı tüketim, tabii hayvancılığı da var, sanayisi de var bunun. Kişi başına böldüğümüz zaman 250 kilogram kişi başına tüketim miktarı var yıllık. 80 milyonla 250 kilogramı çarptığımız zaman 20 milyon ton yapıyor. Şu anda ancak yetiyoruz, ancak. Tarım alanlarımız bu hızla azalmaya devam ettiği sürece, nüfusumuz da bu hızla artmaya devam ettiği sürece yarın bir gün biz açız. Burada şu uyarıyı yaparak diğer problemlere geçmek istiyorum. Bir, tarım alanlarımızı bundan sonra rant uğruna kesinlikle heba etmememiz gerekiyor. Efendim istihdam yaratıyor diye otel yapalım şu düz araziye, birinci sınıf arazisine. İstihdam yaratıyor diye yok bilmem ne yapalım. Yok burayı arsa, mücavir alan çevirelim, şudur budur. Bizim daha bir metrekare bile kaybedecek lüksümüz yok. Çünkü nüfusumuz hızla artıyor, tarım alanlarımız hızla azalıyor. Tarım alanlarımızın, biz havada veya suyun üzerinde üretecek halimiz yok. Şu anda öyle bir ekonomik model de yok zaten. Ekonomik model de yok.
Şimdi altyapı problemleri, bu genel makro manadaki tarımsal yapıyı söyledim. Hı hı. Bir de işletme bazındaki yapı var. 6 parçalı, 7 parçalı ortalama işletme büyüklüğü 59 dekar. Bu hiç ekonomik değil. Yani köylü Ahmet Ağa'nın ortalama, Türkiye ortalamasını söylüyorum, 59 dekar ortalama tarlası var. Bu da 6-7 değişik yerde parçada. Parçalılık oranı ortalaması da 6 ile 7 arası bir yerde. Ve bu da hem emek zayiatı, hem maliyette artış, efendim diğer konularda yine zamandan, şundan bundan, bizim bu toplulaştırma problemini, toplulaştırma miras hukuku ve sonrasında bir defa yapacağımız ve uzun yıllarda yapmayacağımız, yapmaya da gereksinim duymayacağımız 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca, çünkü miras problemini de çözdük. Köylü Ahmet Ağa'dan tek oğluna kalacak bundan sonra tarlalar. Parçalanmayacak da. Bunu bir an önce bitirip parçalılığı da tek parça yapıp. Bu toplulaştırma çalışması birçok bölgede evet, tamamlandı. Tamamlanmadı daha. Tamamlanmadı. Çok yani oldu. Daha, ihalesi yapıldı. İhalesi yapıldı. Devam eden projeler var. Daha bizim toplulaştırma yapmamız gereken 10 milyon hektar, aşağı yukarı kaba rakamla söylüyorum, 10 milyon hektar tarım alanımız var. Ve yılda 1 milyon hektar hedefiyle çıkılmıştı. Bu birkaç senede bu şekilde gider gibi oldu. Şu anda azaldı ama. Şu anda hız çok çok yavaşladı. Biz 1 milyon hektar hedefiyle gidersek 10 yılda tamamlayabileceğiz. Ama düşerse 15 şimdi, yılı bulacak herhalde. Evet. Köylerde insanları kaçırmamak için birçok şey var da, sadece ben altyapı anlamında söylüyorum. Kırsal gelişimi sağlamamız gerekiyor bizim. Oradaki köydeki insanlara hizmetleri götürebilmemiz gerekiyor. Nedir? İşte bizim şuradaki raporlarımızda 25 madde halinde saymışız. 25 madde halinde. Tarımla ilgili sulama desteğini, sulama altyapısını götürmemiz gerekiyor. Asfalt yolunu götürmemiz gerekiyor. Sağlık hizmetlerini götürmemiz gerekiyor. Ulaşım, haberleşme hizmetlerini götürmemiz gerekiyor. Yani kısacası köyle kentte yaşamanın farkı anlamında, fark etmeyecek şeyi götürmemiz gerekiyor. Tüm bunlar, bir de örgütlenme var. Örgütlenmeden de birkaç cümle bahsetmek isterim. Telefonumuz bağlanana kadar bahsedelim. Bu da altyapıyla alakalı, yine tarımın altyapısı problemleriyle alakalı. Bu örgütlenmede büyük sıkıntılarımız var. Kooperatifleşme, birlikler, efendim köyün sütünün toplanmasından tutun da köyün tarımsal kalkınma kooperatifine kadar veya birkaç köyün oluşturduğu. Örgüt nedir? Güç birliği yapmaktır. Güç birliği yaptığınız takdirde güçlü olursunuz. Maliyeti azaltırsınız. Emek sarfiyatını azaltırsınız örgütlü olduğu zaman, iyi örgütlendiğiniz zaman. Çıkış fiyatını, yani ürün çıkış fiyatını birilerine amiyane tabirle söylemek istiyorum, birkaç tüccara yedirtmezsiniz. Hakkınızı yedirtmezsiniz. Örgütlü olduğu zaman değerinde satıcı bulursunuz veya değerinde satarsınız. Bu gibi altyapı problemleri var. Bunun yanında girdi maliyetleri üreticimiz işte kar edebilecek ki, hı hı, ve ürün fiyatlarının fiyatlandırılmasıyla ilgili problemler var. Maliyet, az önce Özden Başkanım bahsetti. Ben sadece şu ürüne spesifik vermek istiyorum. Mazotta 3 milyar litre bizim mazot tüketimimiz var. Çiftçilerin mazot tüketimi. 3 milyar litre. 4 ile çarptığımız zaman 4,5 lirayı da gördük şeyde, mazotta. Şimdi 3,6 lira ama 3,7 lira ama 4,5 liraları gördük birkaç sene önce. Evet. 4,5 liraları gördük. Petrol hamvaril fiyatları 120-130 dolar iken şu anda 45 dolarlarda, 46 dolarlarda. 3 milyar litre mazot 4 ile çarptığınız zaman
12 milyar lira yapar. 12 milyar lira. Yani eski parayla 12 kat trilyon. Tarım destekleme bütçesi de 11 milyar. Yani desteklemeden daha fazla mazot kullanımı var. Bunun da biz 2009 yılında bir haber yapmıştık. Bu dünya global krizden sonra, 2008'den sonra petrol fiyatları 146 dolardan o zamanlarda 35-40 dolarlara düşmüştü ama bizdeki iş fiyattaki mazot fiyatları düşmemişti. Evet, telefonumuz sanırım bağlandı. Alo. Alo. Mehmet Bey. Alo. Arkadaşlar, bağlanmadı mı telefon? Evet, bağlandım. Ben dinliyorum, evet. Sesi biraz artıralım stüdyonun sesine. Mehmet Bey, merhaba. Merhaba efendim, merhaba. Şu anda sizi duymakta zorlanıyorum. Kayseri'den Develi'den arıyorsunuz. Evet, Develi'den arıyorum. Mehmet Bey, bize bir ihbar geldi. Develi'de enteresan bir uygulamayı bize bildirdiler. Biz bunu tarım masasına yatırmak istedik. Uzman konuklarımız yanımızda. Kayseri Develi'de neler oluyor? Merhaba efendim, merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Bizi telefondan dinleyin, ekrandan değil. Kayseri Develi'de hangi uygulama sizin şikayet konunuz? Valla şikayet konumuz bu çiftçi malları korumasından. Evet. Efendim, kaymakamlığa dilekçe verdim. Red geldi. Cumhuriyet Savcılığına verdim, red geldi. Kayseri Cumhuriyet Savcılığına verdim, red geldi. Hepsinin şeyleri elimde şu anda. Peki uygulama nedir? Ne yapıyor bu çiftçi malları koruma başkan daire midir artık bilmiyorum. Hiç duyulmadı çünkü Türkiye'de böyle bir kuruluş. Bu çiftçi malları koruma idaresi size neler yapıyor? Vallahi malımızı götürüyor. 300-500 para istiyor. Parayı vermediğimiz zaman malımızı satıyor. Benim şahsen 3 tane malım satıldı. Küpeleri dahi dilekçemde zikirli. Yani meta zorla, sizin elinizden zorla mı alıyorlar mı, yoksa haciz mi yapıyorlar? Zorla, zorla. Ben 3-4 tane bekçi garip alıp gidiyor. Cezasını ödersen ödüyorum, ödemezsen malımı satıyor. Peki bu uygulama bütün Develi'den var, bütün Kayseri'den var? Yahalı, Develi, Yeşilisar, İncesu'da yok. Evet. Bazı köyler var, mahalleler var, onların mağazasında var, bazısında yok. Tuhaf bir hal yani. Bunun hepsi de bölgesi elimde yani. Dilekçelerimin fotokopyası elimde. Böyle bir yetkili gönderirseniz, bir sorarsanız cevaplandırırım. Evet. Peki beraber, bu kaymakamlık bünyesinde mi oluşturuldu bu koruma dairesi? Vallahi epeyden belli var bizim burada. Bilmiyorum başka yeri. Evet. Şimdi Fehmi Bey bu konuda cevap verecek. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı, bu konuda sanırım bir bilgi sahibisiniz, araştırmanız var. Develi çiftçilerimize soracağınız soru var mı? İyi akşamlar Mehmet Bey. İyi akşamlar efendim. Bu çok uygulanan bir şey değil, uygulama değil. 1941 yılında çıkartılmış çiftçi mallarını koruma kanunu var. Bu kapsamda kanun diyor ki, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, bir bakanlık daha vardı. 4 tane bakanlık yürütür diyor bu uygulamayı. Ama inanın, ben meslek hayatım boyunca ilk defa sizden duydum ve araştırdım. Gerçekten var bu. Gerçekten var. Yani bu kanun, bazı kanunlar var ki uygulanmayan kanunlar var. 1930'lu yıllarda, 40'lı yıllarda kalmış. Burada kaymakam başkanlığında çiftçi mallarını koruma kanunu deniyor buna. Kaymakam başkanlığında bir komisyon oluşturuluyor ve bu çiftçi mallarını koruma amaçlı, hani siz koyun sürü sahibisiniz, bir ekine girdi, bilmeden girdi, zarar verdi. Hayır. Ben amacını söylüyorum Mehmet Bey, amacını. Kanunun amacını söylüyorum sadece. Uygulamanın yanlış olduğunu şimdi birazdan söyleyeceğim. O
verilen zarar ziyanın karşılanmasıyla ilgili toplanan bir paraydı bu. Yalnız günümüzde popülist yaklaşımla birkaç tane bekçi, köy bekçisi veya ova bekçisi, tarla bekçisi dediğimiz insanların istihdamının sağlanması için, maaşlarının karşılanması için şey başına, küçük baş koyun başına 5 lira alınan bir uygulama. Bunu sizden isteyebilir ama sizin malınızı cepren, yani koyununuzu cepren tutup götürüp satamaz. Böyle bir uygulama yok. Mahkeme yani buradan sesleniyoruz. Yanlış uygulama yapıyor Kaymakam Bey. Yanlış uygulama yapıyor. Kaymakam Bey savcılığa verir, davayı açar, haciz yoluyla bu işi yapabilir. Ama dağda, tarlada, ovada koyununuzu alıp cepren düşük değer fiyatından satıp o sizin çiftçi mallarını koruma kanunu kapsamında alacağını tahsil edemez. Böyle bir şey yok. Ama birkaç tane uygulayan ilçe var Türkiye'de. Ben yani bu çok eskiden 30-40 yıl önce biraz yaygın uygulama ama son 30 yıldan beri bunun uygulaması neredeyse yok. Bu şekilde sizden isteyerek veya haciz ederek böyle bir hakkı var. Hakkı var ama cepren koyununuzu koyununuzu ben yaklıyor. Size kaç tane de diğer şey verin. Bir sindirli kasabamız var. Koyununuzu derdest edip 3 tanesini 5 tanesini alıp götürüp değer fiyatının altında satamaz. Bunu daha üst mahkemelere taşıyabilirsiniz eğer savcılık vallahi şey yapmıyorsa. O zaman savcılığına da taşırım. Şöyle ben yapalım abi. Tahsizli karar verdi. Burada tahsizli karar verdi. Hepsinin şeyi elimde yani şu anda. Mehmet Bey bizi ekranlardan takip edin. Bu konuda ben de hemen bir kısa bir açıklama yapacağım. Kısa bir ara vermek zorundayım çünkü. Size teşekkür ediyorum. Ekrandan takip edin. Sizlere de mesajlarım olacak. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Oldu. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Mehmet Bey'in anlattığı çok enteresan ki Fehmi Bey'in bahsettiği olay 1941 yılında çıkan, çiftçi mallarını korumak için çıkan bir kanun işletiliyor. Niçin işletiliyor? 4 tane bekçiyi finanse etmek için maaşlarını. Bu çiftçiye zulüm yaptırmayız biz. Yani bu çiftçiye bu ekranlarda bu çiftçilere devamlı açık, çiftçilerimize zulüm yapan her uygulamanın da karşısındayız. 4 tane bekçiyi finanse etmek için köylünün, üreticinin malını elinden alamazsınız ki çok daha ağır iddialar var ama ben ekranlardan bunu söylemiyorum. Buradan Develi Kaymakamına da sesleniyorum. Siz devletin adamısınız. Bu millet 15 Temmuz sürecinde tankların altına kendini attı. Bu çiftçiye zulüm yapmayın. Yanlış yapılan bir uygulama. Lütfen bu uygulamadan vazgeçin. Ve buradan ben Develi çiftçilerimize de sesleniyorum. En kısa zamanda tarım masası olarak Develi'ye geleceğiz. Olayı yerinde çekeceğiz. Kısa bir reklam arası vereceğiz sevgili seyirciler. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tarım Öz'ün sunduğu Tarım Masası programı devam edecek.